Bakalım bu bölüm başımıza neler gelecek. Dalga geçme abicim sabah sabah ya. Mesut, iyi misin? Oh be, rahatladım. Hırıltıdan bir an ölüyorsun sandım. Hoşuna mı gitti Nesli? Öyle Mesut, gitti. Öyle Mesut abi. Sen yine abi deme. Hayır, en az 200 bölüm var, ne yaşanacağı belli olmuyor. Yani gerçekten... Doğru diyorsun. Yani yapacağım bir şey yok. Ben abi diyorum. Bakıyorum da keyfiniz yerinde. Biraz da iş konuşalım ha, ne dersiniz? Papatya, sen geceden mi kaldın, uyumadın mı? Evet babacığım. Evet, hadi. Ne var ne yok elimizde söyleyin bakalım. Sahte oyuncak çetesi yine iş başında Rıza baba. Aileler tedirgin. İhbarlar arttıkça artıyor. Evet baba. Burasına basınca aile ayı ödemesi gereken bebek diyor. Altını açınca işemesi gereken bebek işemiyor Rıza baba. Ne yapıyor? Ne yapıyor çocuklar? Ne yapıyor olabilir bu ya? Çocukların hayalleriyle oynuyorlar baba. Desenize iş çığırından çıkmış. İş çığırından çıkmış. Hadi bir an önce şu işi çözelim. Yoksa yukarıdan bastırmaları an meselesi. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Durum ciddi. Hadi. Rıza baba. Hı? Bir ihbar var. Olay yerine çok yakınız. Hadi o zaman. Gidelim. Hadi hadi. Ne duruyorsunuz? Hadi. Ali arabayı hazırla. Araba hazır değil abi. Makyajımı tazelemeden şuradan şuraya gitmem diyor. Ne? Aşağıda araba işte. Bineceğiz gideceğiz. Hazırla ne ya? Siz hala burada mısınız? Hadi hadi hadi. Sen ne yapacaksın baba? Ben biraz daha burada takılacağım. Sizin çatışmanın sonuna doğru gelirim ben. Hadi 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 hadi. İskeleden el ele atlamak da ekip işidir. Bombalama atlamak da, çivileme atlamak da. Ekip işidir. Ekip işidir. Ha, ekip işi, ekip işi. Çatışmaya biz gidelim ama. Mesut abi nerede ya? Tuhafı unutmuşum. Hadi gidelim. Senin koltukta problem var galiba abi. Sorun yok. Aylin, niye her yere yakınız diyorsun ya? 3 saat var daha Şile'ye. Yakınız abi. Ya sen bana ikinci köprüde çalışma olduğunu söylemedin ki. Ben bilsem 3'ten giderdim. Of of, bas şu gaza be Ali, bas şu gaza. Ya ben arabayı niye hep ben kullanıyorum? Önüne bak Menekşe. Nesli. Efendim Mesut. Tuhafın ama kapı nerede? Nereye koyduysan oradadır Mesut. Öyle mi? Öyle Mesut. Adamlarız ileride. Çok yaklaştık abi. Nesli. Efendim Mesut. Bugün bana bir şey olursa hayatına devam et, tamam mı? Tamam. Geldik. Lan yavaş bas frene Begombil. Ali, sen balkona çıkıyorsun. Mesut, Nesli siz önden gidin. Ben arkadan dolanacağım. Abi ben? Sen laptopun başında dur. Sana ihtiyacımız var. Bir kere de ben arkadan dolanayım ya. 15 sezondur pusudayım ya. Nesli. Efendim Mesut. Sen arkama geç. Üf, ben kendimi koruyabilirim Mesut abi. Sağ ol. Ya daha yerimi almadım ama ben ya. Mesut, dayan Mesut, dayan. Daha düğünümüzde bomba patlayacak. Kızım sıyırdı sadece. Yok abi, ben buradan görüyorum, bayağı girdi. Hayır Mesut, iyi değilsin. Dayan. Daha Rıza babaların evinin önünde mangal yaparken kötü haber alacağız. Aylin, şey, yalan Nesli. Efendim? Tamam, bir şeyim yok. Geç şuraya. Neden sıkıyorlar ya? Durum nedir çocuklar? Hüsnü arkadan dolaşıyor baba. Bu sefer kaçamayacaklar. Öyle olsa iyi olur Mesut. Müdürün nefesini ensemde hisseder gibiyim. Bir ürperme geldi. Ne
oldu lan? Ya Mesut yine vuruldu. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Hastaneye de çok yakınız. Tamam, iyiyim. Bir şeyim yok. İyi, Mesut iyi. Bakın, bakın burada kim varmış? Size kötü adamı getirdim. O olduğuna emin misin evlat? Eminim baba. Hep aynı dublajı kullanıyorlar. Konuş! Bırakın beni dedim size, bırakın beni. Beni hatırladın mı Mesut? Küçükken mahallede oynarken en sevdiğim oyuncağımı kırmıştın. Senin yüzünden oldu bunlar. Seni unutmayacağım Mesut. Hem yeter de... lan yeter! Kim gelse bana bileniyor. Seni unutmayacağım, seni unutmayacağım. Unut, aslan unutma lan! Yat yere, yat, 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 yat! Kalk yerden, kalk, 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 kalk! Abi! Dayan usta! Dayan! Abi! Dayan! Hastaneye gidebilmek de ekip işidir. Gidebilmek de. Hadi yürü. Dayan evlat. Dayan. Hepimiz çok vurulduk ama ölmedik. Hepimiz kaybolduk ama sonunda yine bulunduk. Lan aramıza hapse düşenler bile oldu. Dayan evlat, dayan. Rıza baba, şöyle bir köşede konuşabilir miyiz? Söyle doktor. Ya benim oğlanın okul taksidi için bir 15 bin lira kadar verebilir misin ya? Lan beni mi, bunun için mi köşeye çağırdın? Mesut'un durumu ne, onu söyle. He, Mesut mu? Vallahi durumu kritik. Elimizden geleni yaptık. Mesut, dayan be usta, dayan! Abi! Bana açık konuşabilirsin doktor. Vallahi 15 bin dolar istiyorlar yine. Ya doktor! He, Mesut yaşar, ona bağlı yani. İsterse yaşar, isterse yaşamaz yani. Evet. Helal be usta, helal be! Abi! Sağ ol doktor. Ne demek? Yani yıllardır buradayım değil mi? Figüran diye başladım, doçent oldum. Ama siz de biraz dikkat edin canım. Üzerinize bir koruyucu yelek melek giyin. Yani bir şeyler yapın. Koruyucu yelek melek diyorum bak. Koruyucu melek de olur. Ama yelek giyin siz. Bilmiyorum. Buradan bakınca yakın görünüyor hastane. Bayağı uzakmış ya. Bir de bir şey soracağım. Siz beni niye hep olay yerinde bırakıyorsunuz? Durum kritikmiş Ali. Ne yapıyorsun? Bir de yakından bakmak istedim. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Allah kahretsin! Nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Aklım almıyor, nasıl? Mal mısın Ali? Adamı vurdular işte. Oy! Zanca. Babamın durumu nasıl? Sakin ol, çek iç kafa. Baban düzelecek. Sen şöyle otur, yapabilirsin. Hadi, hadi. Baba. Çek iç. Baba. Aa! Baba. Ne yaptınız babama ha? Babama niye bir şey söylemiyorsunuz? Babama ne oldu? Ne oldu sen söyle, Hüsnü abi. Ali abi. Kısayım diye mi yukarı bakıyorsun? Hüsnü abi neresinden vuruldu babama? Neresinden vuruldu? Burasından. Geçen hafta da oradan vuruldu. Deliktir o. Bence içinden geçip gitmiştir bir daha. Baba! Neyse ben uzuyorum. Baba! Çek iç. Uyan ya Rıza baba. Dayan evlat, dayan. Bu ne diyor oğlum? Ben bundan hiçbir şey anlamıyorum ya. Benim adımı sayıklıyor herhalde. Ben de buradayım, Mesut. Tuhaf. Tuhaf. Hiç böyle konuşmazdı aslında. Tuhaf diyorum, tuhaf. Öyle mi Mesut? Tuhaf diyorum lan, köpek nerede, köpek? Ölüm döşeğinde bile köpeğinden bahsediyorsun. Ben biraz hava alacağım ya. Havaalanına da çok yakınız.
Hastanede saçmalamak da ekip işidir, saçmalamamak da. Ya Rıza baba sen de bir dur Allah aşkına ya. Bravo. Bravo arkadaşlar. Bravo, tebrik ediyorum sizi. Gerçekten sayenizde çetenin diğer elemanları da yakalandı. Hayır, hepimiz buradayız. Onları kim yakaladı, nasıl yakalandı da hiç bilmiyoruz. Ha, üstün. Üstünü giyiyorsun. Akşam üstünü. Akşam üstünü giyiyorsun. Sana üstün hizmet madalyası takacağız. Oh, sağ olun. Tam da paraya ihtiyacım olduğu dönemde çok iyi geldi. Ulan ben vuruluyorum, yine ikramiye ona gidiyor. Mesut, nefesini yorma. Burnundan al, ağzından ver. İyi geldi değil mi? Sakın bak, iyileş, iyileş. Yoksa sensiz bitmez bu sokaklar. Başka bir şehir var, arka sokaklarda. Bizimler... Üstü çobanı görmeniz lazım. Abi çabuk ol, komik. Sorma sorma. Üstü çoban. Ver odunu be üstü çoban. Gülme abicim ya. Bıktın bu gizli görevlerden ya. Abi senin de içinde varmış ama. Soldururum gülünü Ali. Neyse çekil çekil. Sonra tablaya göndereyim de televizyonda görünce şok olmasın kadın. Ya. Sürekli gizli görevlerde ben kadın oluyorum ya. Abi ya sen de aman. 13 sezondur başına gelmeyen kalmadı. Şimdi bunu mu takladın? Ama abi çok başarılısın yani her manada. Şişt, Aylin sen anlarsın. Dekoltan nasıl olmuş? Çok iyi abi. Abi. Aslında senin bacaklar da uzun. Bacaktan da yırtma çeşebilirdik ama hadi neyse. Yok yok. Bir tane yerden açtın mı başka yerden açmayacaksın yani. Öyle bir kuralı var bunun. Mesut şöyle bir alıcı gözle bak bakayım bana. Seni var ya. Ya ben onu mu diyorum abicim ya? Ben operasyonun selameti için diyorum. Benim çoluğum çocuğum var ya. Aa tamam üstü çoban ya. Sen bu ekibin yıldızısın. Parla üstü çoban. Evet çocuklar operasyon için her şey hazır mı? Gizli silahımız hazır baba. Üstü çok güzel olmuşsun. Sağ olun amirim. Tamam bırakın goy goyu. Kendi goy goyu yapıyor bırakın diyor ya. Evet size kötü bir haberim var çocuklar. Nedir baba? Yani bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama nesli tayinin çıktı. Aa, ne? Nereye? Yozgat. Çok uzaklaşmış olamaz. Evet, İç Anadolu'da. Oldukça yakınız. Olamaz baba, bir yanlışın var baba. Neslisiz yapamam ben baba. Ona ne yapıyorsun lan? Tamam ya, tamam. Ben zaten vedaları çok sevmem arkadaşlar. Kendinize dikkat edin, olur mu? Mesut, beni unutma. Seni asla unutmayacağım Nesli. Evet, Nesli'nin yerine yeni bir komiser atandı. Melek komiser, buyurun. Gerçekten tam bir melek baba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba bebek. Aman melek. Evet, melek komiser bundan sonra bizimle birlikte çalışacak. Bizim ekipte görev alacak. Mesut sen detayları Melek Hanım'a bizzat iletirsin. Bizzat ilgileneceğim baba. Durum kritik arkadaşlar. Müdür beni iyice sıkıştırıyor. Gerçekten sıkıştırmaya başladı yani. Lütfen. Çok sıkışıyorum. Tamam. Evet, bu gizli görev için kimler ne yapıyor söyleyin bana bakayım. Evet arkadaşlar, şimdi gizli göreve başlıyoruz. Ne var ya? Benim hesabım da gizli. Baskın için hazırız Rıza baba. Kim ki diyoruz, gidiyorsunuz? Böyle biz beşimiz Rıza baba. Hep öyle gidiyoruz zaten. Beşimize kaç kişi gelirse. Biz iyi ölmüyoruz ha. Ben değil yani. Güzel. Konum belirlendi mi? Evet. Beylikdüzü'nde bir villadalar. İnanmayacaksınız ama Beylikdüzü'ne de çok yakınız. Güzel. Melek, ilk operasyonda senin bize katılmana gerek yok. İlk bölümden seni yormayalım. Zaten bundan sonra daha uzun süre beraberiz. Sen nasıl istersen Rıza baba. Görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Aa. Evet arkadaşlar, hadi. Biz de hazırsak yavaş yavaş gidelim. Tamam mı? Tabii baba. Metin, Tekin, ne kadar büyüdünüz siz ya? 13 senedir beraberiz ya Rıza babuş.
Buna şaşırmayın artık ya. Ya büyümeyelim mi biz? Hep çocuk mu kalalım? Ne olsun istiyorsunuz? Babam nerede? Buradayım. Eşek sipaları. Ne oldu? Baba? Baba benzemişsin. Nezike teyze. Ne oldu? Anlatın bakalım. Babaannem yok. Babaannen yok zaten oğlum dizide. Baba, annem yok. Kaçırılmış olmasın. Yani evde yok diye kaçırılmış mı olacak annen? Evet. Ya bu dizide birine ulaşamıyorsa kaçırılmıştır. Bunu anlamadın mı ya? Doğru. Rıza baba, durum ciddi olabilir. Ben bir eve gidip bakayım. Ya eve niye gidiyorsun? Evde yok diyor annem. Evden kaçırılmış diyor. Doğru. Ne yapacağız? Nerede olabilir? İyi. Sen git. Sen git. Sen git. Sen de git. Sen de git. Ne yapayım ben? Koca İstanbul'un suçlularıyla bu yaştan sonra tek başıma mı mücadele edeyim, he? Ne diyorsun baba? Biraz şey, saçmaladım. Evet, haklısın. Git. Boş ya. O zaman usta, baba ne yapacağız? Olay yerine gideceğiz. Benim karım hep olay yerine mi çıkıyor baba? Evet. Doğru, hep olay yerine çıkıyor. Yani. O zaman elimizi çabuk tutalım. Yürü çoban yıldızı. Hadi, 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 hadi. Hadi. Kızım madem iki kişiyiz, koskoca minibüsle niye geldik ya? Ben balkondayım, yerimi aldım. Ben niye yüzüstü yatıyorum ki? Bunlar beni görmüyor. Harbiden abi, garip yani. Niye öyle yapıyor ki? Tuhafı niye getirdin ya? Tuvalete çıkaracaktım. Aman dedim, çıkmışken operasyona da gelsin. Of, haydi of! Tamam abi. Aha, Hüsnü abi geliyor. Üf, yakından bakınca güzelmiş ha. Gel bakalım kötü adam. Baş başa oturalım biraz. Gel şöyle. Oturalım bakalım. Ne kokuyor ya burası? O benim doğal kokum. İki aydır yıkanmıyorum. Adam pisliğin teki çıktınız ha baba. Bebeğim, sen ne kadar güzel olmuşsun. Öyle mi? Oo, Hüsnü abi adamın elini tuttu. Bunlar bayağı yakınlaşıyor. Hüsnü çoban hakkından gelir şimdi. Yok yok, Hüsnü abi de istiyor bence. Hüsnü, kaptırma kendini Hüsnü. Dur be. Ne? Ben sana demedim yiğidim. Belgeler gelmesin mi artık? Belgeler gelsin. Suat, Melek, hain! Ya ne olacaktı? Bir şey söyleyeyim, benim içime doğmuştu. Bunun gözü göz değil. Ne oldu başkomiser Hüsnü Çoban? Bu çirkinlikle beni kandırabileceğini mi düşündün ha? Bu ses nereden geliyor ya? Vallahi ben de bilmiyorum ya. Kaç bölümdür ayak uydurmaya çalışıyorum, denk gelmiyor bir türlü. Hüsnü, kumpas orada. Çık, çık! Abi bence içeri girelim. Kapıya çok yakınız. Yürü Ali. Suat, Suat karıcığım. Suat, anlamıyorum. Yok Suat, ağzım bantlı, anlamıyorum hiç. Sus be kadın, sabahtan beri. Aç bakayım ne diyor. İyi kız, bıyıklarım çıkmıştı, aldım. Ne oldu? Ay Hüsnü, ocakta yemek vardı yancak, akşama ne yiyeceğiz bir? Ay Suat, seni nasıl kaçırdılar ya? Ay Hüsnü, sorma. Evden çıkınca hep başımıza bir iş geliyor. Nazar var bizde, kurşun döktürüyor. Susacak mısın, ben mi susturayım? Aa, ona gerek yok, ben yaparım. Ne istiyorsunuz bizden ya? Ha? Ne bileyim ben. Hüsnü. Benim ses beni unutmuş olabilir. Öyle eğlenceli olmuyor biliyor musun? Bırakın Hüsnü'yü. Beni alın. Seni almasınlar. Olmaz Mesut. Suat. Ne yapacağını hatırlıyor musun? Senden replik gelmesini bekliyorum Metin. Ne yaptın bugün? Bugün sabah kalktım, çamaşırları falan yıkadım, çay koydum. Ondan sonra da havasız kalmıştı tabii ev. Pencereleri sus açtım. Ondan sonra da ay Hüsnü, yemin sus ediyorum. Sus, susturun şunu. Sus artık. Sus. Suat atla. Allah. Herkes başka yere ateş ediyor. Ben niye vuruldum şimdi? Bu burada bitmedi Mesut. Bu burada bitmedi.
Enge, Enge! Öyle mizah sen yok, uzatma! Çatışma bitti mi? Ona göre geleceğim. Bitti baba. Gel baba, gel temiz. Ne yaptınız? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Yok baba, ama adamlar kaçtı. Güzel. Kimseye bir şey olmadıysa hadi buradan benim eve, barbekü partisine gidiyoruz. Hadi bakalım. Gene mangalı bana kilitleyecek ya. Haydi haydi, çabuk çabuk. Keşke bir üstümü değiştirmeye vaktimiz olsaydı. Evet, iyi olurdu doğru. Olsun işte, böyle de güzelsin. Oo, çekiç kafa, hoş geldin. Rıza amca. Sayende et yiyoruz valla. Sağ ol. Hadi geç bakalım. Mesut, buna et yedirin ya arada. Yedireceğim ben. Hadi ona. Geç. Ay kız Aylin, sana da bir koca bulalım. Evde kaldın, değil mi Hüsnü? Evet. Suat abla, zaten boyu boyuma, huyu huyuma, konumu konumuna birini bulunca evleneceğim. Hadi bakalım. Baba, müdür nerede? Ha, eli kulağındadır. Gelir birazdan. Ha. Of. Bu şakalardan ötürü yargılanmalısınız. Ha, bak geldi. Hoş geldin müdür. Çocuklarım, siz nasılsınız? Ha? Her gün birileri vuruluyor. Evet. Her gün birilerini kaybediyoruz ama çok iyiyiz be, değil evet mi? Ya, evet. Böyle çok iyi ya. Komik değiliz ama iyiyiz. Evet, evet. Evet, evet. Şükür, şükür. Tabii. Güzel, güzel. Hadi, madem kimse gülmüyor, biz kendi kendimize gülüyoruz. Ama çok güldük, inşallah başımıza bir hal gelmez. Ne geldik ya? Aman, aman. Hiç.